Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem bugün Ereğli'ye gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Orhan Erdem ilk önce AK Parti ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Daha önce uçak... Yapılan toplantıda ilk sözü ilçe başkanı İbrahim Büyüktorun aldı. Malumunuz 16 sene çok az hayırlı günlerimiz kaldı. 5 günlük bir süremiz kaldı. Ve halk oylamasının Ereğli'de güzel neticeleneceğini umuyoruz ve bunun için belediye başkanımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, bakan yardımcılarımızla beraber hep beraber gayret içinde çalışıyoruz. Ardından belediye başkanı Özkan Özgüven referandum hakkında şunları belirtti. Vatandaşımızın kafasında soru işareti bıraktıklarını sanıyorlar ama vatandaşımız bu açıdan da gerçekten gerçeği görüyor. Türkiye'de AK Parti iktidarımızın 15 yıldan beri yaptığı hizmeti görüyor. Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki nasıl cansıperane çalıştığını görüyor. Dolayısıyla inşallah Ereğli'den de iyi bir sonuç alacağız. Milli eğitim konusunda da şehrimizde eğitim düzeyi iyi. Zaman zaman idareyle ilgili bazı sorunlar olsa da bunlar da aşılıyor özellikle ilçe bazında. Bu anlamda sizler hep destek veriyorsunuz. Bu açıdan bizlere taleplerimizi hep yerine getiriyorsunuz. Size de ben şehremin olarak, belediye başkanı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise millete teslim olmaktan zarar gelmez dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye 2007'de aslında başkanlık sistemine geçeceğini belirledi. Bu bugünün tartışması değil. 2007'de ben milletvekiliydim. Biz Cumhurbaşkanı seçmek üzere Abdullah Gül'e aday gösterdik. 363 milletvekiliyle bizi yok saydılar. Hani bugün yargıdan bahsediyorlar ya, o günün yargısı Anayasa Mahkemesi de evet doğrudur 367 ile meclis açılmalıdır dedi ki Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir cumhurbaşkanı böyle seçilmemişti. Ve biz erken seçime gittik ve dedik ki her zaman bu cumhurbaşkanlığı seçimi sorun oluyor. Cumhur halk demek. Bunu halk seçti. Biz referanduma gideceğiz ve bundan sonra da cumhurbaşkanını halk seçecek. Ve sahiden referanduma gittik. %69 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları cumhurbaşkanımı ben seçeceğim dedi. Aslında o gün değişmişti her şey. Ve buna neden olan da CHP'ydi. Daha sonraki bütün anayasa değişiklikleri talebimize olumlu cevap vermediler. Şimdi ilk defa seçilen, halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve halk tarafından seçilen bir başbakanımız var. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu yürüyebilecek bir sistem de değil. Daha dinamik, daha kararlı olabilmek adına Türkiye'nin 2007'de sistemini, yeni modelini seçtiği Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın seçmesiyle birlikte değiştirdiği ve yeni seçtiği Cumhurbaşkanı'na şimdi yetkilerini vermişti, sorumluluğunu veriyor. O gün yetkilerini verdi, bugün Cumhurbaşkanımız bu konuştuğumuz birçok şeyi yapmaya yetkili ama sorumluluğu yok. Şimdi sorumluluğunu da milletçe vermiş olacağız. Ve gerçekten önemli bir seçim olduğu, ilçe başkanımızın vereceğimiz cevap Hollanda'ya, Almanya'ya birçok noktadaki verilecek mesajlar var. İfadeleriyle birlikte çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bu sözcükleri ben de açmak istiyorum.